Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Need for Speed'de Onimus videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Need for Speed'de Onimus videosu sizlerle birlikte Mercedes AMG A45S Formatik Plus aracının Prove Grass etkinliği sizlerle beraber başlayacak. Ve etkinliğin ilk 2 gününü sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed'de Onimus videoların gelmesini istiyorsanız ve sesimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak benim Rabbim kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda oyunu takip edenler biliyorsunuz ki oyuna güncelleme ile beraber 3 yeni araba eklenmişti. Bu etkinliklerin hepsini tamamlamıştık. Eğer ki oyunda yeniyseniz bu arabanın etkinliği değil. Eğer ilk defa kış güncellemesine özel etkinlikleri oynuyorsanız Koenigsegg Jesko, gelecek hafta da Bugatti Bolide'nin etkinlikleri sizlere geliyor olacak. Bunların videoları hali hazırda zaten kanalda var. İsterseniz Hofadam, Need for Speed'de Onimus, Koenigsegg Jesko, Bugatti Bolide gibi aramalar yaparak onların videolarını izleyebilirsiniz. Ben o arabaları daha önce aldığım için şu anda slottaki son araba olan bu Mercedes AMG'nin etkinliğini yapıyor olacağım. Haberiniz olsun diyerekten yavaştan hadi bakalım etkinliğimize başlayalım. Let's go. Evet, bir türlü yetmiyor değil mi? Evet, bu sefer Mercedes'imiz var diyor. Evet. Hani bayağı hani güçlü bir araba vesaire falan diyor. Yerinde olsaydım yani bunun için yağ varmazdım. Direkt olarak oraya giderdim. Bildiğin savaşırdım diyor. O yüzden madem öyle vakit kaybetmeden direkt olarak etkinliğimize başlıyoruz. Şu anda bu ilk günde en çok para kasabileceğiniz yarışlar 1 ve 3. yarışlar. İsterseniz 3. yarıştan, isterseniz 1. yarıştan para kasabilirsiniz. Ama en iyi para 3. yarıştan geliyor, haberiniz olsun. Şimdi bir de bu eğer ki yanlış bilmiyorsam sokak arabaları arasındaki, yani 5 yıldızlı arabalar arasındaki en iyi araba arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Araba kesinlikle ve kesinlikle yavaş değil. Araba gerçekten güzel bir araba. Gerçekten güçlü bir araba. Eğer ki bu etkinliği yapacaksanız kesinlikle ve kesinlikle dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir araba olduğu için bu arabayı almak tabii ki de doğal olarak fazlasıyla kritik. İlk yarışta kaybetmeniz en ufak bir bu arada zarar yok. Çünkü zaten bu yarıştan da güzel para kasıldığı için dediğim gibi ilk yarıştan da 3. yarıştan da para kasabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi en iyi para 3. yarıştan kasıldığı için 3. yarıştan para kasmaya çalışıyor olacağım. Evet, ilk yarışı başarılı bir şekilde tamamladık. Burada airtime kuralı olduğu için biraz hani sizi zorlayabilir. Ama güzel para geliyor gayet. Bakın 3K 300 para geldi buradan. Ama 3. yarıştan 3,5K, 4K civarı para kasmanız da mümkün. Hatta 4K'nın üstüne çıkmanız da mümkün. Ama o yarışta ekstradan biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Onunla bir ikisini vereyim diyerekten ikinci yarıştan devam ediyoruz. 400 metre civarı drift yapmanız gerekiyor. Ki zaten kolay bir yarış bu. O yüzden rahat bir şekilde bu yarışı tamamlayabilirsiniz. Yani zaten 400 metre drift yapmakta hiçbir şey olmadığı için gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Görevi tamamladık. Arabanın dönüş konusunda birazcık ağır kaldığını görüyorsunuz zaten. O yüzden zaten arabayı kontrol etmek bir tık zor. Anladığım gibi araba gerçekten çok güzel bir araba. O yüzden bu etkinlik benim için ekstra kritik bir etkinlik. Çünkü bu tarz arabaları almak kolay değil. Kolay olmamasının sebebi de çünkü bundan önce gelen bir sürü araba olduğu için bu arabayı almak biraz zaman istiyor. Diğer etkinlikleri tamamlamanız gerekiyor yani. Öyle kafanıza göre tak diye bu arabayı alamıyorsunuz. O yüzden zaten en başta uyardım hani. Size bu araba gelmediyse hiçbir şekilde endişelenmeyin. Önemli değil. Dediğim gibi Koenigsegg Jesko ardından Bugatti Bolide gelecek sizlere. Eğer bunların etkinlikleri hali hazırda tamamladıysanız başka arabaların etkinliği gelecek. Onlar da zaten kanalda var. Sanırım Pagani Huayra ile Lamborghini Revat'ın var. Lamborghini Revat'ın şu an bende videosu yok. Çünkü ben ilk defa bu özel etkinlikleri yapmaya başladığım zaman Lamborghini Revat'ını açmıştım. Daha sonra Lamborghini Revat'ın McLaren 600LT de var. Aynı zamanda kanaldan ihtar yediğim zaman hatta ihtar yediğim sırada ben o etkinliği yapıyordum. McLaren 600LT'nin etkinliği daha sonra gelecek. Onun da videoları gelecek. Haberiniz olsun. Şu anda Lamborghini Revat'ın ile McLaren 600LT'nin etkinlikleri bende eksik. Ama arabalar bende var. Haberiniz olsun yani. Bilerek geride kalıyorum çünkü zaten amaç yarışı kaybetmek. Ama amaç
olabilecek en yüksek miktarı parayı alarak yarışı kaybetmek. O yüzden önemli değil yani. Şöyle arkada kalarak flip de çok kasmadan onun yerine draftik yapmak daha mantıklı çünkü. Evet, yarışı kaybettik. Gördüğünüz gibi 8K paraya ulaştık. 3700 civarı falan herhalde para kastık. Dediğim gibi en iyi para buradan kasılıyor. Haberiniz olsun. Şimdi videoyu sonlandıracağım. Kaldığımız yerden tam gaz. İkinci gün açılması yakın bir zaman kala tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 4K para buradan geldi. Bu arada ben oyunu biraz fazla boşladım ama yine de fena olmayacak sayıda parça falan topladım. O sebepten ötürü olarak kaldığımız yerden tam gaz etkinliğimize devam ediyoruz. İkinci gün açılsın, aktif bir şekilde zaten etkinliği oynamaya devam ediyor olacağım. Şimdi dördüncü yarıştan seri bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu yarışta 5 tane nitro şeridinden geçmemiz gerekiyor. Hemen seri şekilde o zaman nitromuza basalım. Vakit kaybetmeyelim. Çünkü zaten bilet olarak da bir bilet zararda olacağım. Çünkü 3 yarış daha normal gerekiyor toplam. Ama hani yaklaşık olarak 2 saat yakın bir süre var hani ikinci günün açılmasına. O sebepten ötürü olarak dediğim gibi biraz fazla boşladım oyunu maalesef. Ama dediğim gibi fena para toplamadım, o yüzden çok da dert değil. Tabii ki de paranın çok büyük bir kısmını harcadım. Ama dert değil, ikinci günde zaten toplayacağız yine. Evet, bu yarışta rahat bir şekilde kazandık. Hatta 9 tane tur şeridinden geçtik. Gayet güzel. 2,5K'da buradan para geldi. Para her şekilde toplanıyor zaten ikinci günde, dert değil. Ama şu an hani kayda değer çok bir şey toplamadım. O birazcık beni üzüyor sadece. Neyse hadi bakalım bir yükseltmelerimizi bir yapalım da. Evet, 455. Mağazadan ne buldum diye soracak olursanız da yeşil motor parçası buldum bir tane. Onun da upgrade'ini zaten direkt olarak yaptım. Şuradan hemen litreyi de yükselt. Tamam, 461 PR. Bir de Eco'yu yükseltelim. 462 PR. Tamam, yeterli. IMEI'yi arttırmasak da olur. IMEI'yi çok arttırırsak çünkü bu sefer drafting falan yapamayız, hiç gerek yok. O yüzden devam. Hadi bakalım. Ama araba harbiden güzel yani. Araba harbiden sağlam araba yani. Hem havalı hem hoş. Hem hızlı da gidiyor. Zaten sokak araçları arasındaki en iyi araba zaten bu araba. Direkt 467 PR'la falan başlamak. O kadar PR'la mı başladık hatırlamıyorum ama. Malum uyku sersemim, şu an hatırlamakta güçlük çekiyorum. Aa, kısacası en iyi sokak arabasıyla oynuyoruz şu anda oyunun. Boşuna hani bu araba gelince mutlu olmadım yani. Şu kolay kolay gelen bir etkinlik falan da değil. Haberiniz olsun yani. Evet, antibayla ilk günde tamamlamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun, evet. 2K'da, tam 2K'da drafting yaptık ha. Güzel. 11K'da paramız oldu. Ve 1. günde 11K parayla yaklaşık olarak kapatıyoruz. İkinci gün tanrımızla bu arada arabayı upgrade edeceğiz. Ve ikinci yıldızı çıkartacağız. Şuradan nitroyu da basayım. 462 PR'la kaldık. 457 olacaktı o, çok pardon. Neyse sevgili arkadaşlar, yavaştan videoyu sonlandırıyorum yine. Kaldığımız yerden tam gaz, biletlerimiz dolar da olmaz. 5 bilet olduğunda fark etmez çok. Devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. İkinci gün açılı yaklaşık 3 saat oldu. Biraz zaman kaybettik ama çok ciddi bir problem değil. Çünkü karşında gördüğünüz üzere tur vakiti gelmiş. Onu da direkt olarak alacağız yeterli para olduğunda. Şimdi kaldığımız yere tam gaz ikinci günden devam ediyoruz. 467 PR gerekiyormuş. Evet, bir adım daha yukarı çıkmaya hazırım. Aynen öyle. Bu arada burada en çok para kasabileceğiniz yarışta 5. yarış. Onu da bilgisini vereyim. 5. yarış olması hem güzel oldu çünkü arada sadece 2 yarış var. Yani çok fazla yarış yapmak zorunda kalmayacaksınız ekstradan. O açıdan da güzel. Hadi bakalım başlıyoruz. Biraz vakit kaybettik evet. Biraz oyunu boşladım evet. Geç kalktım falan. Ama siz olun. Tabii ki de benim yaptığım gibi yapmayın. Benden daha fazla para da kasabilirsiniz. İlk gün 4K para kasmıştık. Bakalım 5. günden ne kadar. 5. günden diyorum. 5. yarıştan ne kadar para kasacağız? Onu fazlasıyla merak ediyorum. Umarım yine benzer şekilde para kasarız da
Oradan bayağı bir para farmlarım ben çünkü. 4K falan gelse böyle. Acayip miktarda paralar kasıp diğer günlerde çok daha rahat edebiliriz. Zaten turbo kitini de almam demek zaten hayvan gibi fiyat artışı olacağı demek oluyor bu arabada. Çünkü sonuçta en iyi sokak arabası. Ekstradan upgrade'leri falan da yapacağız. Bu açıdan işimiz bayağı rahat olacak. Bu arada yarış fazla uzun. Süresi çok uzun. Ama gördüğünüz gibi yani çok rahat bir şekilde 18,5 saniye kala ilk yarışı tamamladık abi. Yani bu da arabanın ne kadar iyi olduğunun bir göstergesi zaten bir yandan. Araba gerçekten güçlü. Statları ufaktan bir göstereyim de. Yani gördüğünüz gibi IMS çok yüksek. Top speed yani azami hızı çok düşük. O yüzden zaten ekstradan turbo kit almamızın çok ciddi faydası olacak. Uzun vadede. İnşallah turbo parçalarını toplayabiliriz tabii ki de. Son etkinlikte Mercedes etkinliğinde biraz sıkıntı yaşamıştık malum. Allah'tan tekerleği, transmisyonu ve nitroyu falan ekstradan geliştirmiştim. Nitroyu yani basamayacaktım bile kitini. Nitro kitini basabildim en azından. O mavi yaptım. Sonrasında da ne yaptık? Transmisyon ile tekerleği de 4. yıldıza çıkarmıştık ekstradan. O açıdan iyi olmuştu. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz dediğim gibi devam ediyoruz. Arabayı aldıktan sonra zaten Land Rover etkinliği gelecek. Bir aksilik olmazsa arabayı aldıktan sonra Land Rover etkinliği de yapacağız. Ardından Koenigsegg Regera'dır. Onun dışında bir tane de arabanın etkinliğini muhakkak yapıyor olacağım. Boş zamanımızı olabildiğince diğer Volt eventlerle de bol bol değerlendiriyor olacağız. İkinci yarışı tamamladık. Turbo parçamızı aldık. Şimdi üçüncü yarıştan devam ediyoruz. Hiç ivme artışıyla alakalı yükseltmeleri falan yapmadım bu arada. Yapsaydım çok çok daha hızlı tamamlardım yarışları. Ama o da drafting yapabilmek için öyle. Çünkü araba zaten çok iyi. Arabanın ivmesi zaten gerçekten güzel. O yüzden gerek duymuyorum şu anda. Ya çünkü ivme yaptırsam araba uçacak. Yani çok çok hızlı gidecek. Bu yüzden de drafting yapamayacağım düzgün. O yüzden hiç bulaşmak istemedim. Ve bu yarışı da tamamladık. Aşırı kısa bir yarışmış. İyi ki de bitiş çizgisini direkt karşıdan görmüşüm. Yoksa direkt saçma sapan şekilde bir tane biletimiz gidecekti. Neyse ki onu gördük. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. yarıştan. 3,2 saniye uçacağız. 1,5 kilometreye yakında drift yapacağız. 50 saniyede süremiz var yaklaşık. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Özellikle rampalarda. O Mercedes etkinliğinde zaten resmen bayılmıştım ya kelimenin tam anlamıyla. Özellikle 5. günün son yarışında 3 yarış tamamlayacağız diye, yok 6. günde. 6. günü tamamlayacağız diye 3 bilet gerekiyordu. 8 bilet harcamıştım. O kadar kazıktı ki gerçekten. Umarım bu etkinliklere benzer bir vaka yaşanmaz da rahat bir şekilde kazıklanmadan, boş bilet harcamadan etkinliği bitiririz. 2 saniye uçtuk bile. Drift'i yaptık. Tamam, her şekilde yaptık bunu da. Kuralı da yaptık. Görevde tamam. Rampalardan atlamaya devam edelim ama para gelsin. Artık günlük görev falan. Tamam, gayet güzel. Çok rahat bir şekilde bu yarışta kazandık. Süre olarak olsun, rampalar atlamak olsun, drift olsun. Gördüğünüz gibi. Hani görev için gereken şartları çok çok rahat bir şekilde karşıladık. Şimdi asıl para kasacağımız yarışa geldik. Hadi bakalım, let's go. Hem PR'lar da biraz artmış oldu. Rakiplerin bir tık daha iyi olacak bizim için. Zaten ivmemiz iyi dediğim gibi. Hem rahat da drift artı drafting yapılabilecek bir yerde olduğu için burası. Bizim açımızdan çok iyi. Çünkü ilk günde birazcık zordu. Birazcık zorluyordu hani drafting yapacağımız yer. O yüzden bazen yani 4K para falan gelmiyordu. 3K geliyordu gibi. Ben ne olur ne olmaz nitro ile basayım da. Malum araba da iyi olunca, PR'lar da ona göre olunca birazcık hızlı gidebiliyorlar. Bir kere daha basayım ben. Biraz daha rakiplerin yakında kalayım. Aynen öyle. Yarış uzun bu arada. Yarışın uzun olmasıyla beraber buradan bayağı bir para çıkartacağız. Her yarış kaybettiğimizde, her drafting farmladığımızda buradan çok güzel paralar çıkartacağız. Bu etkinliği gelen arkadaşlar da kesinlikle ve kesinlikle tabii ki de videoları izleyerek gereken hassasiyeti gösterin ki siz de arabayı rahat bir şekilde alın. Tıpkı her videoda sizlere anlatmaya çalıştığım, göstermeye çalıştığım gibi. Evet, yarışı kaybettik. Bakalım ne kadar para gelecek. Yani 4,5K para falan geldi. Çok iyi. Şuradan ben hemen turbo kitini alayım. Bir de upgrade'leri yapayım.
Yine iğme olmayacak şekilde. Ağrından da yavaştan videoyu sonlandırırız. Turbo kitini aldık. Eğer ki bir de üstüne de motor kiti gelirse mükemmel ötesi olur. Gördüğünüz gibi 3 PR zaten. Sadece beyaz parça bastım diye geldi. 466 oldu mu? 466 PR. O oldu. Bir PR sonra zaten PR duvarını aşabiliyoruz. Şimdi ben videoyu sonlandıracağım. Hatta seviye falan da atlayacağım. Oradan ekstra benzinleri falan da harcarım. Kaldığımız yere tam gaz. Üçüncü gün açılması yakın bir zaman kadar devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şu anda ikinci günün 5. yarışını tamamladık. İnternet de gelirse ikinci günün son yarışını da tamamlayıp ardından da ikinci günü bitiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, bayağı bekledim ama oyunu kapatıp açmak zorunda kaldım. Allah'tan bir sıkıntı olmadı. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz şimdi. Yapabileceğim bütün yükseltmeleri şimdi hemen seri bir şekilde yapacağım. Ardından da ikinci günün son yarışını da tamamlayıp ardından ikinci günü bitiriyor olacağız. Şimdi iğmeyle alakalı yükseltmeleri de yapacağım. Arabanın zaten en iyi olduğu kısımda orası olduğu için şu an iğmeyi arttırdığımızda bayağı bir gelişme gösterecektir. O yüzden hemen seri bir şekilde yükseltmelerimizi yapıyoruz. 474 PR'ımız var şu anda. Nitro ile geliştirdik. Nitro ile fulledik şu anda. Ve an itibariyle 475 PR'ımız oldu. Zaten 467 gerekiyordu. Üstüne 8 PR koyduk yani. Şimdi hemen son yarışta tamamlayacağız. Ardından da ikinci günü bitirmiş olacağız. Evet, 3 tane tur elinden geçmemiz gerekiyor. Artı 365 metre drift yapmamız gerekiyor. Yani gayet kolay bir görev. Gayet basit bir görev yani. Tamamlar tamamlamaz. Videoyu da sonlandırabileceğiz. Görevi de yaptık bu arada. İkinci görevi de yani. Buradan yapabildiğimiz kadar da draftingimizi yapalım. Ardından da yarış artık kazanalım. Evet, güzel. Başarılı bir şekilde. Hiç yarışı kaybetmeden neyse ki. Son yarışta tamamlamış olduk. Görevleri de bayağı rahat tamamladık. Ve buradan da toplam yaklaşık 3K para geldikten sonra ikinci günü bitirdik. 30,5K parayla. Evet, an itibariyle ekstra 20 çizim buradan aldık. Artık arabamızı yıldızlayabiliyoruz. Onda zaten 3. güne başlar başlamaz biletlerde olunca onu da yapacağız. Şurada turboyu da basalım. 477 PR'a çıktık hatta üstüne. 10 PR koymuş olduk şu anda. Gayet güzel diyerekten. Yavaştan artık ben videoyu sonlandırayım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videoda etkinliğin 3 ve 4. günleri tanıyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı benim Rabbim kanalıma zarar verirseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmak başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.